Arkadaşlar merhabalar. Bugün yeni sezonla birlikte oldukça popülerleşen ve güçlenen Havan Okçular Madenci destesiyle oynuyoruz. Bu deste daha öncesinde de kullanılıyordu. Hatta CRL Dünya finallerinde de bu desteği oynayan birkaç oyuncu hatırlıyorum. Ancak arkadaşlar okçulara gelen buff'tan sonra, güçlendirmeden sonra bu deste çok daha fazla karşımıza çıkar oldu. Gerçekten güçlü bir deste. Aslında bu deste de bir bait. Rakibin büyülerini baitliyorsunuz. Gerçekten güzel bir deste olduğunu söyleyebilirim. Maçlara geçelim. Evet, bu arada arkadaşlar yani normalde hiçbir zaman istemedim ama bir like atarsanız çok sevinirim. Yani 21 gündür maalesef herhalde 20 günün üzerinde video çekemiyordum. Hani bu yüzden belki birazcık önerilenlere düşmede sıkıntı olabilir. Yani bir like atarsanız çok sevinirim. Evet, şöyle bir havan atalım. Tamam. Havanın zaten daha önceki bir videomda da söylemiştim sanırım. En güzel yanlarından birisi savunma yaparken aynı zamanda kuleye de vurabiliyorsunuz. Öyle güzel bir yanı var. Biraz önce olduğu gibi. Şöyle okçuları atalım. Yani öbür sezon umarım çok daha iyi yerlere çıkarım. Bu sezon zaten yani hiçbir şekilde oynayabildiğim bir sezon değildi maalesef ki. Uçan makineye atalım. Yani destede bakacak olursanız iskelet ordusu olsun, minyon sürüsü olsun, okçular olsun ki o da oklara gidiyor. İşte iskelet kralın özelliği olsun. Yani büyülere giden birçok kart var. Bu yüzden güzel baitler yapmanız gerekiyor. Eğer ki yaparsanız da zaten iyi bir şekilde şöyle bir ok atalım buraya. Öbür tarafa vursun. Kule canlarını eşitleriz belki. Tamam, biz de okçular atalım. Şimdi goblin çetesi var rakipte. Yarasalar var. Bunları bilmemiz lazım. Şöyle hemen madenciyi de atıyorum. Güzel. Şimdi bu desteğiyle oynarken arkadaşlar rakibin en çok dikkat etmeniz gereken şeylerinden birisi büyüsü. Çünkü bu deste bizzat büyülere karşı yapılan bir deste. Bu yüzden şu anda da zaten gördük. Çarpması varmış. Bunu bilerek oynayacağız. Havanı tekrardan atıyorum. Buraya bir oklar yeterli olur diye düşünüyorum. Şöyle bir iskelet kralı atalım. Buraya da bir okçular. Bir özellik basacağım ya. Hatta buradan yok gitmeyelim. Çok agresif olur. Şimdi bakalım çarpmasını atacak mı? Atmadı. Tamam. Şöyle biz buradan hemen bir iskelet ordusu. Ardından şöyle madenciyle ortaya çekelim. Şöyle gel. Tamam. Özellikleri de toplayalım. Buradan bir hata çıkabilirim. Çünkü buradan şu anda havanı da tutabilecek bir şey yok. Agresif geldi. Hemen şöyle bir ok. Acilen özelliği basarsak çok iyi olur. Güzel. Çok iyi oldu. Güzel bir şekilde tuttuk bu arada prensi de ve havanın da önünü açmış olduk böylece. Havan şu anda kuleye vuruyor. Hemen uçan makineyle de destekleyelim. Hatta şöyle minyon sürüsünü atalım ya. Şöyle de iskelet ordusu. Buraya uç. Güzel. Uçan makine de hala çalışıyor. Tamam. Hemen şöyle iskelet kralı atalım. Biraz daha böyle artık hafiften daha çok savunmaya dayalı bir oyun oynayabiliriz. Prens hemen geleceğini düşündüm. O yüzden evet, iskelet kral bu arada kuleye vuruyor. Özelliği daha doğrusu vuruyor. İskeletleri. Hemen uçan makineye atalım. Şöyle ortadan okçular. Ardından şöyle bir de iskelet ordusu. İskelet kralla iskelet ordusunu böyle aynı döngüde götürürsek özellikle çok daha iyi savunuruz. Güzel. Şu an bir madenci atabiliriz. Elinde goblin çetesi de olduğu için şöyle bir oklar atmak istiyorum. Evet, orada alır gibi olduk bir an ama. Tamam. Güzel. Hemen şöyle buradan okçuları atalım. Ardından şöyle bir iskelet ordusu. Minyon sürüsünü de atıyorum. Şöyle uçmasın. Madenciyle atalım. Evet, özellikle rakibin destesi ağır olduğu için yani 3 kat iksirde daha baskılı bir oyun oynuyor. Biz tabi vuracağımızı vurduk. Savunmaya yatıyoruz. Hemen şöyle bir iskelet ordusu. Buradan bir madenci özelliği de basalım.
Ardından şöyle güzel bir roklar. İnanılmaz baskıyla oynuyoruz. Hemen bir iskelet ortu daha, çok güzel. Tertemiz savunduk. Artık havanı dağıtalım. Yani özellikle okçulardan sonra Destiny'nin savunma yanı çok daha güzel hale geldi. Çünkü her zaman minyon sürüsüyle savunamayabilirsiniz. Her zaman işte uçan makineyle savunamayabilirsiniz. Çünkü bunlar kolay ölen kartlar. Yani okçulara karşı da ok atabilir rakip, ama o zaman da tabii iskelet ordusuyla minyon sürüsüyle avantaja geçersiniz. Evet, kulenin canı bir kaldı. Bu şansımızı da kullandık ve ilk galibiyetimizi aldık böylece. Güzel. Bu tarz desteleri oynamayı seviyorum. Ne kadar hızlı deste oynasam da ağır deste oynasam da genel olarak hızlı deste oynadığım zaman böyle madenci duvar yıkıcı destelerini, havan destelerini oynamayı seviyorum. Eskiden de zaten madenci destelerini çok oynardım. Özellikle Pekka madenci destemi hala unutabilmiş değilim. Madenci atalım. Ve bir oklar dağıtacağım ya. Belki iskeletler bir şey atar. Atmadı. Şimdi elektro ruh ve toplayıcısı var. Okçuları var. Yani bir an ilk sayı mı diye bir düşünüyorum. Bilemiyorum. Her şey olabilir yani. Tamam. Şöyle bir iskelet kral atalım. Yani X-Sey gibi duruyor şu anda toplayıcı dışında, ama yani X-Sey'inde bilemiyorum, şu an her şey olabilir. Anka kuşunu da çıkardı. Hemen uçan makineyi atalım. Bu destede arkadaşlar, hani oynamak isteyenler varsa yani belki uçan makine yerine anka kuşu da yani bir yere kadar götürebilir. Öyle de kullanabilirsiniz, eğer ki anka kuşunu yükselttiyseniz, uçan makineniz düşükse. Bir oklar atalım. Güzel. Özellikle arkadaşlar bu okçulardan sonra okların da kullanımı bayağı bir arttı. Yani karşıma oklar gerçekten çok fazla geliyor. Normalde hani oklar çarpmaya göre, tomruğa göre falan daha az kullanılırdı, ama bu sezon oklar bayağı kullanıldı. Kullanıldığını görüyorum. Şöyle bir madenci attım ama toplayıcıya mı saklasaydım emin olamadım. Böyle bir şey yapacağım ya. Böyle minyon sürüsünü de atacağım. Buradan ben saldıracağım arkadaşlar. Güzel. Şöyle de bir oklar atalım. Ardından özelliği de basıyoruz. Çok güzel. Hem toplayıcıyı aldık. Yani özelliği basmayacağım. Çünkü iki kule birden vuruyordu ve iskeletler ana kuleyi açabilirdi. Hafiften biraz fazla iksir harcadık. O yüzden birazcık savunmaya yatabiliriz. Böyle bir havan atalım tekrardan. Ne gelecek? Okçular belki ortadan gelebilir. Vuruyoruz şu an kuleye. Güzel. Tamam. Uçan makineyle de orada tutarız, tutabildiğimiz kadar. Güzel. Bir vuruş daha yaptık. İskelet kralı tanklamak için attım. Şöyle buradan bir madenci atalım. Güzel. Yani rakibin toplayıcısını madenciyle kırdığımız zaman avantaja da geçiyoruz aslında iksir anlamında. Bu yüzden ben kendi destemde de madenciye şu an savunma yatacağım bu arada. Her zaman madenciye arkadaşlar dikkat etmişimdir. Çünkü eğer ki madenciyi hani rakibe attırırsanız ve koruyamazsanız kulenizi, rakip iksir avantajını girebilir. Şimdi hemen şöyle bir madenciyi tekrardan atalım. Yani şu anda tabi maç bizim için iyi, ama tabi hiçbir şey belli olmaz. Rakibin toplayıcısı da var. Yani bir anda golem de çıkarabilir. Başka bir şey de olabilir. Hemen şöyle okçuları atalım. Ardından tekrardan havanı atıyorum. Özellikle binin altına düşürebilirsek artık yavaş yavaş şeylerle, madencilerle falan bu maçı kazanırız. Bu ravan bir tane. Çok güzel. Çok iyi oldu. Hemen şöyle iskelet kralla baskıya devam edelim. Madenciyi de atıyorum arkadan. Güzel. Okçuların ölmemesi bu arada çok iyi oldu. Çok güzel. Kuleye de vuracaklar. Çok güzel. Ve rakibi yakaladık. Bu maçımızı da kazandık böylece. Yani çok güçlü bir deste arkadaşlar. Yani sizlere tavsiye edebilirim. Özellikle hani böyle bait desteleri de oynayan biriyseniz böyle. Zaten bu desteye de yabancılık çekmeyeceksinizdir. Çünkü bu deste de bir bait deste. Bu arada havanın da ustalığını bu hesapta tamamlamışız. Bu arada bu süt adam hesabı değil. Farklı bir hesap. Maalesef ki kendi hesabımda maxlayabilmiş değilim bu kartları. Yani daha şampiyon maksimum kartım bile yok yani neredeyse. Evet, Punisher.
Suudi Arabistan'dan bir oyuncuyla oynuyoruz. Evet, Suudi Arabistan. Mesela Suudi Arabistan'da arkadaşlar yanılgıları olan bir ülke şu anlamda. Mesela Suudi Arabistan'ın başkentini sorsak birçok kişi Mekke veya Medine falan diyecektir ama Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dır. Mesela Türkiye'nin de böyle bir durumu var arkadaşlar. Hala dünyada birçok ülke Türkiye'nin başkentini İstanbul olarak biliyor. Yani Ankara başkent olalı neredeyse 100 yıl oldu ama hala İstanbul diyenler var. Suudi Arabistan'da da böyle bir durum var. Amerika'nın da mesela hala başkentini New York olarak bilen birçok insan vardır ama başkenti Washington DC. Evet, bir havan atalım. Evet, barzoluğunu konuşturdu rakibimiz. Hemen şöyle iskelet ordusuyla savunup. Biraz önce de zaten orada öfke attı. Öfkeyle de zaten iskelet ordusuna karşı olan kartını kullanmış oldu. Böylece havan da güzel çalıştı zaten. Hasar takasında da öne geçtik. Son bir vuruş daha yapsan çok iyi olabilirdi ama yine de durum bizim için kötü değil açıkçası. Şu an birazcık şöyle bir oklar atacağım. Kart döngüm şu an kötü. Evet, kıvılcımla geliyorum. Korkman gerekiyor diyor bize. Evet. Şimdi önüne bir minyon sürüsü gelir mi? Geldi. Hemen şöyle minyon... önüne dev goblin gelir mi diyecektim. Minyon sürüsünü biz attık zaten. Bazı arkadaşlar Clash Royale oynarken kafayı yiyebiliyorsunuz. Böyle saçma sapan şeyler diyebiliyorsunuz. Yani mesela ben bazen rakibin attığı kartı ben atmışım falan diyebiliyorum. Hani bazen böyle videoda falan olabiliyor, kusura bakmayın. Hemen okçulara atalım. Şimdi tekrardan bir havanla rahatsız edelim. Çünkü bu arkadaş böyle sürekli gelmek isteyecek. Biz bu arkadaşı rahat bırakmamamız lazım. Sürekli tedirgin etmemiz lazım yani. Şimdi şöyle bir iskelet ordusunu atalım. Eğer ki şey gelirse zaten böyle iskelet kural. Hatta minyon sürüsünü de atabiliriz. Vuracak mı bir tane daha? Tamam, şöyle madenciyle gidelim tekrardan. Vuruyoruz. Güzel. Yani savunmamız gerçekten rakibe göre çok güçlü. Tamam, artık havanla savunmanın vakti geldi arkadaşlar. Tamam. Yani onu biz yemeyiz yani. O hamleleri biz biliyoruz. Bir taraftan arkadaşlar atak kartıyla gidip öbür taraftan elit barbarlarla kuleyi alma taktiği. Yani biz bu taktiği yemiyoruz açıkçası. Bunu çok fazla yapıyorlar küreselde. Golem elit barbar destelerinde de yapıyorlar diyecektim de o şey orada olmasa iyiydi. Evet, yani iyiydi de şu an durum bizim için. O şey hamlesi birazcık kötü oldu, üzdü beni. Hemen şöyle yapalım. Ardından buradan iskelet ordusu. Çok güzel, iskelet ordusunu oraya harcattık. Hemen şöyle buradan bir iskelet kral vurmaman lazım. Şöyle yoklar, evet. Şu an birazcık rakip bizi kıskaca aldı gibi. Acilen şöyle yapıp ardından madenciyi de atalım. İskelet kralı da atalım. Yani güzel savunduk ama maalesef ki orada yani o madenci hamlesi belki birazcık hızlıydı bizim için. Yani kazanabilirdik. Aslında belki tam olarak savunmaya yatmam gerekiyordu, bilemiyorum. Orada o madenciyle 3 iksirimizi boşa harcayınca birazcık kötü oldu bizim için. Neyse, bir başa daha geçelim. Evet, Fahim geldi. Devil Dogs. Evet, şeytan köpekleri anlamına gelen bir klanı var arkadaşımızın. Böyle yapalım. Evet. Madenci de biz deneyelim. Özelliği basmayacağım. Emin olamadım. Tomruğu da varmış. Tamam. Şu an oklar atalım. Buraya atacağım. Tamamdır. Evet, rakibin sanki aynen tam diyecektim ki böyle mega şövalyeli bir duvar yıkıcı madenci destesi var diyecektim ki attı. Güzel. Minyon sürüsü çok iyi eritti diyecektim. Okları attı. Dikkatli olmamız gereken bir rakip. Rakipte tomruk ve oklar var.
Bu yüzden iyi bir it yapmamız lazım. Minyon sürüsü özellikle bu maçta çok iş yapmayabilir. O anlamda hem okçuları hem minyon sürüsü ikisi de oklara gidiyor. Dikkatli olmamız lazım. Hemen havana atalım. Tam zamanında gelmesi kötü oldu tabii. Neyse en azından bir vuruş yaptık. Şu an yaklaşık 2x'tir rakip önde ama bizim giden okçularımız var tabii. Tamam. Uçan makineye atalım. Uçan makine madenci kombosu gerçekten çok güzel bir kombodur. Yani ben eskilerden hep yapardım bu komboyu. Tamam. Hemen şöyle iskelet ordusuyla savunalım. Evet rakip bu arada oklar attı. Yani çok düşündüğüm bir hamle değildi açıkçası. Şu an belki minyon sürüsünü mega şövalye veya prens atarsak kullanabilirim. Tamam vursun onlar. Eğer ki mega şövalye falan atsaydı minyon sürüsünü direkt çıkaracaktım. Hem elimizde kalmasın hem de bir şekilde kullanalım yani. Şimdi tekrardan arkadaşlar bir madenci de biz atalım. Güzel. Şu an madencimizi biraz vuracak. Alır mısın onu? Hemen özelliği de basalım. Güzel. Orada sen şimdi birazcık harcayacaksın. Tombuk mombuk bir şey at. Okları buradan atalım. Havanı çok güzel vurduk. Birazcık savunmaya yatacağım şu an. Biraz önceki maçta madenciyi atmamamız gerekiyordu aslında. Orada belki hata yaptıysak yaptık. Şu an daha dikkatli olacağım. Şu an madenciyi atabilirim. Rakip savundu. Rakibi savunduk daha doğrusu. Güzel. Arkadan vuruyoruz. Hemen güzel de bir oklar atalım. Çok güzel. İskelet kralı atıyorum. Ardından uçan makine. Okları elimizde tutalım. Her ihtimale karşı duvar yıkıcılardan dolayı. Şu an evet. Yani okçular atacaktım arkadaşlar. Yanlışlıkla madenci attım. Evet yani şu maç sonunda yani şu saçma sapan hareketleri yapmasam yani o maçı da kazanmıştık ama neyse. Böyle gel. Bir tane vurur musun? Alan vurmadım. Tamam direkt savunmaya geçmemiz lazım. Şöyle uçan makineyi arkadan atıyorum. Savunmamızı sağlama alalım. Şu taraflar genelde madencilerin çok tahmin edilemediği taraflar diyecektim. Tam da o taraftan attı. Güzel. Vur bir tane. Son bir vuruş daha yapsan okları alıyorduk maçı. Okçuları atalım. Hemen şöyle buradan iskelet ordusunu da attık. Tekrardan bir madenci. Okları da atıyorum ve bu maçı kazandık arkadaşlar. Evet 4-3 yaptık. Yani güzel sonuçlar elde ettik. Kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü hani bu kartlardan birisinin ben yani uzunca bir süre nerf yiyeceğini düşünmüyorum. Hani bu yüzdendir ki kullanışlı bir deste olabilir. Çünkü hani iskelet kraldır, iskelet ordusudur. Ben buradaki kartların nerf yiyeceğini de düşünmüyorum. Yani bu yüzden oynanabilecek bir deste olduğunu düşünüyorum. Yani burada belki bazı arkadaşlar ok yerine çarpma alabilir mi dersiniz. Yani çok tavsiye etmiyorum. Oklar biraz daha hem yere hem havaya daha iyi diye düşünüyorum. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. Yani bu sezon dediğim gibi arkadaşlar böyle tam olarak kasabilmiş değilim. Maalesef ki hala yani her gün buralarda deprem oluyor. O yüzden kusura bakmayın. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.